Diz protezi ameliyatının hemen akabinde, yani hasta ameliyattan çıkıp servis yatağına geçtiği zaman biz hareketlerine başlıyoruz. Hastanın daha anestezisi bile toparlanmadan yavaş yavaş dizini açıp kapatmasını, yere doğru bastırmasını, hareket etmesini istiyoruz. Biz de artık ortopedi ameliyatlarında uzun süreli yatışlar, çok uzun süreli alçı gibi tedaviler yok. Dolayısıyla hasta ikinci gün hastayı kaldırıp yürütüyoruz. Hasta yürürken tabii başlangıç aşamasında bir yürüteç ya da bir koltuk değneği kullanabiliyor. İkinci gün yürüyen hasta, üçüncü, dördüncü günler evine taburcu oluyor. İkinci haftaya gelindiğinde hastaların artık ev içindeki rahat hareketleri meydana gelebiliyor. Bazen dışarıdan dikiş konuyorsa dikişler alınması gerekiyor ikinci haftada. Fakat biz genelde cilt altı dikiş koyduğumuz için dikişleri almıyoruz. Birinci ayda hastalar artık dışarı çıkabilir. Beşer, onar dakikalık, 15'er dakikalık yürüyüşler yapabilir hale geliyor. Üçüncü ayını dolduran hastalar hatta 1,5 aydan sonra bile diğer dizini ameliyatını yaptırmak için gelen hastalar olmasına karşın üçüncü aydan sonra artık tamamen normal günlük hayatını idame ettirebilir. Hatta yüzme gibi, hafif yürüyüş, bisiklet gibi sportif faaliyetleri bile yapabilir hale geliyorlar.